Merhaba değerli dostlar. Bir kere daha birlikteyiz. Bugün yeni başlayanlar için Kolay Latince Metinler serisinin yeni videosunu çekiyoruz. Çok fazla zaman kaybetmeden hemen metnimize geçelim. Evet, metnimiz yine Dolphin Latin Reader kitabından A Wise Man Fools A Wise Man başlığını taşıyor. İçeriğine dair bilgi vermeyelim ama zaten İngilizce olarak yazıyor. Bakalım neler var, nelerle karşılaşacağız. E, metnimiz burada başlıyor. Önce noktaya kadar işaretleyelim. Solon erat sapiens Athena. Cümlemiz basit. Tabi cümleyi okuduktan sonra yapacağımız ilk şey her zaman olduğu gibi yüklemi bulmak arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? Latince'de en önemli unsur öncelikle omurgayı halletmektir. Omurgada yüklem ve öznedir esasında. Şimdi burada ne görüyoruz? Erat'ı görüyoruz. Erat. Şimdi olmak fiilinin yani sözlükte sum esse fui uturum olarak gördüğünüz bizim olmak diye tabir ettiğimiz bu fiil Latince'de iki şekilde kullanılır temelde. Birincisi bağ fiil yani verbum copulativum olarak. Yani bir şeyin bir şey olduğunu, başka bir şey olduğunu söylerken kullanırız. Yani örneğin Cengiz est magister. Cengiz öğretmendir. Örneğinde olduğu gibi. Bir de bulunmak anlamında kullanabiliriz. Cengiz est in skola. Cengiz okuldadır gibi. Yani bu ikisi dışında kullanılmaz esefi Bunun dışında gramerde farklı e, mastar olarak farklı kullanımları var. Ve edilgen çatıda modus indikativ usla ikinci üç zamanda eee supinum gövdeyle birlikte kullanımları var ama onlar ayrı bir kategoride değerlendiriliyor. Esas olarak kendisini çekimli olarak kullandığımızda bu iki şekilde kullanabiliriz. Şimdi burada karşımızda bulunan erat da aslında sum esse fiilinin e, hangi zamanı? Imperfektum zamanı. Eram eras Erat, eramus, eratis ve erant şeklinde altı şahısta çektiğimiz bir fiil. Değil mi? Imperfektum zaman modus indicativus da ilk üç zaman olarak ifade ediyoruz. İlk üç zamandan birisi. Prisens, futurum ve imperfect. Şimdi bu tabi kuralsız bir fiil olduğu için çekimi de kendine göre idim diye çevirebiliriz eramı idin, idi, idik, idiniz, idiler gibi. Yani burada mesela Cengiz öğretmendi dediğimizde Cengiz erat magister diyebiliriz. Bunu derslerimizde çok fazla vurguluyoruz. Buradaki videolarda da vurgulamışızdır. Imperfectum zaman, perfektum zamandan farklı olarak geçmişteki sürekliliği ifade eder. Yani perfektum zaman geçmişte tamamlanmışlığı, imperfektum zaman geçmişte sürmüş olmayı ifade eder. Dolayısıyla bazı dostlarımız buradaki idim, idin, idin şeklinde çeviriye yani Cengiz öğretmendi çevirisindeki diye dili geçmiş zaman yorumu yapmasın. O değil, geçmişte belli bir süre boyunca öğretmendi anlamındadır Cengiz Erapmak ister. Şimdi aynısı burada da bizim cümlemizde de geçerli. Solon Erat Solon bir şeydi diyor. Solon biliyorsunuz yedi bilgeden birisidir. Atinalı devlet adamı ve şair. Yukarıda da zaten İngilizce olarak bilgi var. Solon was an Athenian statesman poet diyor. Bu milattan önce 600 civarında yaşamış Atinalı devlet adamı ve şair ve yasa koyucu elbette. Yedi bilgeden birisidir. Burada Solon bir şeydi diyor. Şimdi bu şekilde bağfiil olarak kullanıldığında olmak fiili iki şey birbirine bağlandığında bir şey bir şeydi dediğimizde iki şeyin aynı halde olması lazım. Şimdi burada Solon nominativus halde cümlenin öznesi. Dolayısıyla onun ne olduğunu ifade eden sözcük de nominativus olmak zorunda. Solon sapiens. Solon bilge idi. Bilge idi. Peki Başka ne var? Athenarum var. Şimdi latince'de birçok kent ismi e, pluralis yani çoğul olarak yazılır. Tekil anlamda kullanılır. Bu Atina sözcüğü için de geçerli. Atina bizim Türkçedeki ifademizle Yunanca'daki Athenay'dır. Athena. Bu Latince'ye Athenai olarak geçmiş neredeyse birebir geçmiş. Sadece diphthong ai yani alfa ve yota'dan oluşan çift sesli bizde Latince'de yani ae olarak bulunuyor. Athenai Athenarum Femininum, plural şeklinde düşünebilirsiniz. Bu Atina kenti anlamındadır. Yapı çoğul, anlam tekil. Dolayısıyla burada Atenarum sapiens, Atina'nın bilgesiydi anlamında. Genetivus pluralis olduğu için Atenarum burada bir isim tamlaması olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet. Şöyle işaretleyelim. Sapiens Athena. Solon Atina'nın bilgesiydi. Bu şekilde çevirmek mümkün. Bir sonraki cümlemize bakalım. Olim solon ubi at opidum miletum pervenit Talem petivit et cum eo diu dikebat. Cümlemiz bu. Hatta kafanız karışmasın diye şurayı da silelim. Şimdi biraz uzun bir cümleyle karşı karşıyayız. Olim, solon yine solonla ilgili bir cümle. Ama arada yan cümleler var. Zaten cümle bu bileşik yapılı bu cümle uzatan da yan cümleler. Bir kere ubi görüyoruz burada. Ubi ad opidum miletum pervenit bir yan cümle. Bir de başta olim var. Bunu söyleyeceğiz. Ama önce Yan cümle ve ana cümleyi ayırmamız lazım birbirinden ki cümlenin nasıl yapıda olduğunu çözümleyebilelim. Şimdi Ubi ad oppidum miletum pervenit diyor. Ubi sözcüğü karşımızda. Şimdi Ubi Ubi ad oppidum miletum pervenit. Bu Ubi yan cümlesi başlatan bağlacımız. Şöyle gösterelim. Indikativus kipiyle kullanıldığında, artı indikativusla kullanıldığında diyelim, bir zaman yan cümlesi başlatır ve bir şey olduğunda olunca anlamındadır. Bu bir İngilizcedeki "when" gibi düşünebilirsiniz. Genellikle e, perfectum zaman indikativus perfektum veyahut e, tarih prezensi olarak kullanılabilir. Burada ubi pervenit diyor. Ubi pervenit pervenio, Pervenire fiilinin perfektum zamanı kullanılmış. Buraya yazalım. Tabii her yeni öğrendiğimiz fiili ismi, zamiri, zarfı, sıfatı artık neyse kelime. Onu lütfen yazalım defterimize, üşenmeyelim. Pervenio, pervenire, perveni, perventum. Gelmek anlamında. Gelmek, geçişsiz bir fiildir. Bir yere gelmek veya birisine gelmek. Varmak, belli bir yere ulaşmak. Ee, bir e, yolculuğun sonunu getirebilmek, hani onu başarmak gibi anlamlara sahip. Daha başka anlamları da var elbette ama burada basitçe bir yere gelmek gibi düşünebilirsiniz. Tabii farklı şekillerde kullanılır ama özellikle de geçişli fiil olmadığı için bir praizot, praipositio ile birlikte kullanılır. Ad artı akuzativusla kullanabilirsiniz. Nereye varıyorsanız onu ad artı akuzatibus da verebilirsiniz ki burada da yapılan o. Ad opidum miletum. Yani nereye varmış veya varınca diyeceğiz elbette veya vardığında diyeceğiz. Bu bir terbiyenin üçüncü tekil kişi. Ad opidum miletum. Miletus kentine diyebiliriz. Tabii burada şöyle yazalım Miletus'u da. Miletus bizim e, Anadolu'da bulunan çok meşhur antik kentlerden birisi. Miletus, mileti. Bazı metinlerde bunu miletos olarak da görebilirsiniz. Şaşırmayın, o da doğru. Ve femininum bir isimdir. Miletum, e, Miletum, kasabasına veya kentine diyeceğiz. Oppidum Oppidi cinsiz bir isimdir. Kent kasaba. Daha çok küçük kentler ve kasabalar için kullanılır. Adopidum miletum dikkat ederseniz ikisi de akuzativus halde. Attan ötürü miletum kentine geldiğinde bu bir adopidum miletum pervenit falan filan veya gelince falan filan Burası yan cümle. Şimdi ana cümleyi yapacağız. Demek ki burada yan cümlemiz burayla sınırlı. Ana cümlemiz Olim Solon Talampeti vit et cum dikebat. Şu yeşille işaretlediğim kısım bizim ana cümlemizdir. Olim Solon hemen cümlenin başında bir Olim var. Önce onu aradan çıkaralım. Olim e ee, uzun bir süredir belli bir e, süreyi kastediyorsak Uzunca bir süredir anlamında kullanılabilir Bir gün anlamında kullanılabilir bir gün derken bir gün şöyle oldu gibi zaman zarfı gibi düşünülebilir zaten zarftır olim ee, Gelecekte bir gün olabilir geçmişte bir gün olabilir bir vakitler anlamında kullanılabilir. Ki burada da zaten öyle. Çünkü yapı perfectumla kurulmuş. Yan cümle yapısı perfectum. Ana cümle yapısı da yine perfectum ve imperfectum içeriyor. Geçmişteki bir olay olduğu için bir zamanlar olim gibi düşünebiliriz. Bir zamanlar solon veya bir vakitler solon günün birinde diye de çevirebilirsiniz. Günün birinde solon bizim cümlemizin e, nominativus singularis masculinum haldeki e, sözcüğümüz, yani bizim ana cümlenin şu yeşil işaretlediğimiz ana cümlenin öznesi Solon'dur. Solon bir şey yapmış. O bir adopidum miletum pervinit. Bu noktada şunu söylemem lazım. Şimdi ana cümlenin öznesi belli, Solon. Ama yan cümlenin az önce yaptığımız sarıyla işaretlediğimiz yan cümlenin öznesi belli değil. Bu bir adoptidum miletum pervenit. Yani pervenitin öznesi belli değil. Belli olan ne? Sadece e, üçüncü tekil kişi olduğu belli. Ama özne yok. Gizli özne. Bu tür durumlarda yani ana cümlede bir özne varken yan cümlede özne yoksa kim olduğu belli değilse çok ekstrem bir durum söz konusu değilse ana cümlenin öznesi aynı zamanda yan cümlenin öznesidir. Buna dikkat edin. Yani burada Solon'dur. Miletus kentine aynı zamanda gelen. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Günün birinde Solon Miletus kentine geldiğinde veyahut gelince bak orada Solon'u Perveniti de etkileyecek şekilde kullandı gelince talem petivit talem petivit zaten parantez içinde akuzativus singularis demiş talem için talesi biliyorsunuz artık değil mi tales talis olarak sözlüklerde görebilirsiniz tabi adam olduğu için maskulinum genetivus singularisini Taletis olarak da görebilirsiniz. Ki türlü de düşünülebilir arkadaşlar. Yani üçün e, çekimden bir isim olduğu kesin ama genetivusu talis, tal gövdesi üzerinden de yürür. Çekim olarak talet gövdesi üzerinden de yürür. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış İyonyalı filozof yakında fragmanlar çevirimde yayınlanacak bu arada. Bunu da sıkıştırmış olayım. ile ilgili böyle bir haber vereyim. Şimdi burada Talem petivit diyor. Yani petivit burada nedir? Peto fiili değil mi? Peto fiili şöyle altına yazalım. Bakın ben üşenmeden yazıyorum. Lütfen sizler de yazın. Çünkü latince bir yazma dilidir. Yani latince bir konuşma dili değildir. Buradaki aksanlara falan filan çok takılmayın. Fonetik dili değildir latince. Sizin latince ile ilişkiniz okuma ve belki yazmayla olacak. O yüzden siz metinde gördüğünüzü anlıyorsanız sorun yoktur. Önce ona odaklanın. Peto, petere, petivi veyahut petii. hatta peti olarak da görebilirsiniz. Perfektum gövdesini yani perfektum birinci tekil ve petitum, supinum gövdesi değil mi? Geçişli bir fiildir. Ee, birisine yönelmek birisine hedeflemek e, ulaşmak bir yere ulaşmak birisine düşmanca saldırmak düşmanca onu hedef almak birisini e, hedef alarak ona yönelmek birisinin peşinden gitmek bir işin peşinden gitmek bir şeyi amaçlamak bir şeyin peşine düşüp onu e, soruşturmak, araştırmak gibi farklı şekillerde kullanılabilir. Tabi bu anlamlar kendi etrafında bir küme oluşturuyor haliyle. Benzer anlamları da buraya yedirebilirsiniz. Peto, petere. Sormak anlamında da kullanılabilir. E, edinmeye çalışmak da olabilir. Şimdi burada ne diyeceğiz? Aramak da olabilir. Yani basitçe. Şimdi talesi Aradı diyor. Yani günün birinde Solon Miletus kentine gelince Thales'i soruşturdu veya aradı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu Petivit gördüğünüz gibi hangi zaman tabi cümlelerde yani cümle olsun ana cümle olsun altını çizip onu işaretleyip hangi kip hangi zaman hangi şahıs hangi çatı olduğunu belirtmeniz e, şart arkadaşlar. Bu şart. Petivit. Yani burada Petivit. Tabi burada yer olmadığı için ben yana yazıyorum. Siz altına hani bir boşluk bırakarak defterinizi yazabilirsiniz. Ve her zaman şunu söylüyorum. Ben burada metni analiz ederken e, hızlıca geçiyorum. Ama siz videonun başında durdurup metni defterinize yazıp Ondan sonra e, birer satır boşluk bırakarak yazıp analizinizi o metnin altına yapabilirsiniz. Petivit tabi ne yazacaksanız bir kere modus, indikativus değil mi? Başka ne özelliği var? Perfektum. Başka? E, üçüncü singular, üçüncü teki kişi değil mi? Tabii Vox Activa'yı da yazalım. Vox Activa, etken çatı. Perfektum zaman. Üçüncü tekil kişi. Başka yazılacak bir şey var mı? Başka yok. Tabi Petopetere'yi de yazdığınızı Petopetere, Peti, 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 tum şeklinde yazdığınızı da düşünüyorum. Talesi e, ne dedik? Bir gün Solon e, Miletus kentine gelince varınca Talesi sordu. Ve bak burada ne diyor? Bağlaç var. Ve Kum eo diu dike Şimdi burada perfectum üçüncü tekil kişi kullandı. Burada ise diko dikere fiilinin ebat'tan anlıyoruz. Değil mi? Imperfectum zamanı var. Diko dikere diksi diktum söylemek konuşmak vesaire tabi bu dikodikere fiili üçüncü çekimden bir fiil <laughs> bir de dikodikare fiili var hani dayatmak adamak kendini bırakmak bir işi e, yapabilmek için tüm gayreti göstermek tüm gayreti sarf etmek anlamında ama o bu değil bizimkisi dikodikere diksi diktum fiili e, üçüncü çekimden bir fiil değil mi geçişli olarak da kullanılır, geçişsiz olarak da kullanılır. Konuşmak diye çevirebilirsiniz. Bir şeyi söylemek anlamında da kullanabilirsiniz. Burada tabii imperfect zaman, değil mi? Dikebam, dikebas, dikebat, dikebamus, dikebatis, gebant dike şeklinde çektiğimiz alt şahısla bir zaman. Şimdi ve diyor. Kum eo diu Şimdi burada bir e, akuzativus halde bir unsur olmadığı için bir şeyi söylüyordu e, diyemeyeceğiz. bat. yanında bir de kum eo var. Yani onunla birlikte bir anlam yoğunluğu söz konusu. Şöyle altına yazalım. Kum eo kum artı ablativus biliyorsunuz değil mi? Optum artı ablativus kullanılır her zaman. Bir şeyle veya birisiyle birlikte anlamında. ile birlikte, beraber anlamında. Tabi burada kum eo demiş. Kum eo onunla bir beraber, onunla birlikte veya sadece onunla da diyebilirsiniz. Fark etmez. Eo nedir? Eo is eya idin ...is er idin... ...ablativus masculinum singularis... ...değil mi? Eo. Eo. Ablativus masculinum singularis. Tabi... ...ablativus masculinum singularis dedik ama... ...nötrum da olur. Yani onun cinsizi de Eo'dur. Ama burada... E, ...anladığımız kadarıyla... ...kum Eo di kebat... ...onunla di kebat... ...konuşuyordu gibi bir, bir, ifade oluşuyor. Onunla derken tabi e, buradaki zamirin şahıs zamirinin eonun onun e, ondan önceki yani bu etten önce başka bir şey yok burada etten önce bir unsuru ifade etmesi göstermesi lazım. Değil mi? Zamirler isimler yerine kullanılırlar. Pronomen deniyor o yüzden veya pronomen deniyor. Şimdi burada nomen yerine kullanılmış olması lazım. E, nomen nedir? İsim nedir? Burada bir isim var mı? Tales var. E, Thales de eril olduğuna göre buradaki eo onu ifade ediyordur. Onunla konuşuyordu derken bu eo Tales yerine kullanılmıştır. Yani tale veya talete. Az önce söylediğim gibi burada Tales'in genetiv singularisinin tal ismi, talet ismi olarak aldığınız önemli ablatı için. E, kum eo ama neticede Is ehydin ablativeus masculinum singularesi ve kales yerine kullanılmış. Burada ne diyeceğiz o zaman? Kum e o Onunla konuşuyordu. Nasıl konuşuyordu? Bir de zaman zarfımız var burada. Diu uzun bir süre anlamında arkadaşlar. Uzun bir süre boyunca anlamında. Diu. Yani ne oldu cümlemiz? Bitti galiba değil mi? <laughs> bir gün şöyle üzerinden geçerek yapalım hatta. Bir gün Solon Miletus kentine gelince Tales'i aradı ve onunla uzun bir süre konuşuyordu. Yani o konuşma süresi belli bir süre aldığı için. Şimdi biz Türkçe'de onunla konuştu deriz. Ama belli bir süre gerçekleştiği için burada imperfectum zamanı kullanılmış. Dolayısıyla bu imperfektum zamanı göz önünde bulunduralım. E belli bir süre boyunca gerçekleştiği için. E şunu da unutmayalım. Petopeter fiili için aradım dedik ama arayarak bulmak anlamı da vardır. Yani aradığın şeye, hedeflediğin şeye ulaşmak anlamı da vardır. Bundan bahsettim biraz az önce. Dolayısıyla burada Talem Petiviti, Tales'i aradı yerine Tales'i arayarak buldu şeklinde de çevirebiliriz ki bu bağlama daha uygun görünüyor. Arayarak buldu ve onunla uzun bir süre konuşuyordu. Uzun bir süre konuştu diye de Hafif bir yorumla, hafif bir müdahaleyle bu metni de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki cümleye bakalım. Şöyle işaretleyelim, farklı bir renk olsun, morla işaretleyelim. Tandem ve burada bir tırnak içi ifade var. Kurtu inquit Solon, uxorem non habes. Mirum est quod tu du et liberos habere non cupis. Tuna ki ifade bitiyor. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir doğrudan aktarım var. Inquit Solon. Inquit Solon. Yani Solon dedi. Şimdi Talesi Aradı buldu, onunla uzun süre konuştu. Arada tandem, sonunda en nihayetinde anlamında bir zarftır. Ee, en nihayetinde sonunda e, gibi çevrilebilir. Sonunda Solon dedi. Ne dedi? Bu tür e, doğrudan aktarımlarda aktarımın, tırnak içindeki aktarımın küçük bir bölümü inkuitten önce söylenir. Daha büyük, daha uzun kısmı ise inküitten sonra söylenir. Şimdi burada bir soru kelimemiz de var. E, kur. Kur. Niçin? Neden? Anlamında bir soru kelimesi. Kur. Tu, Niçin sen dedi Solon. Niçin sen dedi Solon. Puxoram non habes. Şimdi burada sen tabii ki bizim çok açık bir şekilde bu soru cümlemizin nominativus singularis sen şahıs. 2. tekil kişi. Niçin sen non habes? sahip değilsin. Habeo habere fiilinin değil mi? Modus indikati usta. Prizen zaman. Box aktiva da ikinci tekil kişisi. Tu'nun yüklemi kaçınılmaz olarak. Niçin sen sahip değilsin? Niçin senin bir şeyin yok? O şeyi de akuzativus da vermiş. Uksorem. Neden? Akuzativus. Uksor, uksoris. Neden burada akuzatif halde? Çünkü habeo habere fiili, habeo yazalım hadi üşenmeyelim. Habeo habere habui habitum artı infin, e, artı akuzatifus kullanılır. E, neye sahipseniz ona akuzatifus halde yazıyorsunuz. Burada bir de uksorumuz var. Habeo ile giden uksor, uksoris femininum eş tabii karı kocadaki karı anlamı değil mi? Yani karı kelimesi kullanmak çok hoş değil ama karı kocadaki karıyı kastediyoruz burada. Niçin senin bir karın yok? Neden e, bir eşin yok? Neden evli değilsin demeye yetiyor. Niçin senin bir eşin yok? Kurtu sorem non habes dedi Solon. Solon'un konuşması devam ediyor. Mirum est sorem du kere. Şimdi bu mirum est kalıbını biz Latin Edebiyatı'nda sıklıkla görürüz. Mirum est, şaşırtıcıdır anlamında. Mirus, mira, mirum sıfatı bu. Şaşırtıcı anlamında, üç takılı bir sıfat. Onu da yazalım şöyle altına, farklı bir renkle yazalım. Mirus, mira, mirum. Üç takılı, bonus, bono, bonum gibi bir sıfat. Harika, tuhaf, şaşırtıcı vesaire anlamları var. Mirum est, dikkat edin burada cinsiz. Yani mirum cinsiz halde. Mirum est şaşırtıcıdır diyor. Şaşırtıcı olan da Kui Kuaiku Odun koduyla burada ifade edilmiş. Bu yapıyı biz çok görüyoruz Latin Edebiyatı'nda. Mirum est quod. Şimdi bu quod'dan sonra bir e, infinitivus artı bir yüklem kullanılabilir. Ekseriyetle de indicativus kullanılır. Bunu unutmayalım. Mesela şöyle bir örnek vereyim önce bu cümleyi yapmadan evvel. Mirum est quod pakem petum Şimdi peto az önce bizim karşımıza gelen şuraya da yazmıştık peto petere peti ve peti, petitum fiili. barışı istemeleri şaşırtıcıdır şeklinde çevirebileceğimiz bir cümledir bu. Barışı istemeleri şaşırtıcıdır. Yani burada buranın cinsiz olmasının nedeni burada kodla açılmış bir dolaylı ifade olması barışı istemeleri şaşırtıcıdır. Aynı yapı aslında buradaki de. Bakın mirum est quote. Yani bunu böyle kalıp halinde ezberleyebilirsiniz. Senin tu uksorem du kere. Şimdi burada bir yüklem yok. Devam ediyoruz. Tu uksorem du kere et liberos habere non kupis. Yani buradaki yapımızda Mirum est quod non cupis. Şöyle yazalım. Mirum est quod to bir boşluk var. Sonunda da non cupis diyor. Şimdi cupio, cupire fiili cupio şöyle yazalım. Yukarıya yazalım kupio, kupio, kupere, kupivi veya kupii ve kupidum bu istemek anlamında istemek, arzulamak falan filan. Non kupis tabi Mirumesco tu non kupis senin tu non kupis, istememen şaşırtıcıdır. Tuhaftır. Şeklinde çevirebiliriz. Mirum ist mirum est tu non kupis. Ne istememen tuhaftır? Şimdi kupio kupere fiili bir infinitivusla usla kullanılabilir. Bir akuzatif usla da kullanılabilir. Hani bir şeyi istemek şeklinde. Ama bir şeyi yapmak şeklinde de kullanılabilir. Bir şeyi yapmayı istemek anlamında da yani. Şunu yapmayı istiyorum. Şimdi burada o zaman neye ihtiyacımız var? Bir infinitivusa ihtiyacımız var. Bu infinitivusları cümlemiz uxorem du kere. Bakın du kere bizim infinitivusumuz. Ve liberos habere. Habere bizim infinitivusumuz. İki tane masterımız veya infinitivusumuz var. Yani buradaki masterlar non kupisin mastarlarıdır. Non kupis du non kupis haber. Böyle düşüneceğiz. Yani senin şunu şunu yapmayı ve bunu yapmayı istememen mirumest. Tuhaftır, gariptir diyor. Böyle bir yapı var. Peki nedir bunlar? Uksorem du kere. Uksorem du bu bir deyimdir aslında. E, nereye yazalım? Buraya yazalım. Uxorem duker. Bu aslında bir eş almak, bir kadın almak gibi yani böyle kabaca çevrilebilir ama tabii ki evlenmek anlamında bu. Yani bir eş edinmek anlamında. Dukoduke re fiili zaten çok karşılaştığımız bir fiil. Dukoduke re, duksi duktum götürmek, getirmek gibi anlamları var. Yani kadını götürmek gibi bir şey aslında ama dediğim gibi o kabaca bir çeviri oluyor. Takır tukur bir çeviri oluyor. Burada evlenmek anlamında e, çevirilebilir. çevrilebilir. Yani öyle düşünülebilir. Yani mirum eskot tu sorem du kere non kupis senin evlenmeyi non kupis istememen mirum est tuhaftır diyor. Tuhaftır. Sadece bu değil tuhaf olan et liberos habere habere fiili akuzativus cümle çalıyor demiştik. Burada liberos demiş liber liberi çocuk demektir. Liber liberi çocuk demektir. E, tabii çoğul anlamda çoğul olarak kullanıldığında. Çocuklar diye de çevirebiliriz. Burada tabii kaçınılmaz olarak böyle çevireceğiz aslında. Ee, biraz lafı uzattım. <laughs> Çocuk. Yani çocuklar edinmek. Çocuklar yapmak. Burada aslında liberos habere. E ne oluyor? Liberos habere non copis Çocuklar yapmayı tu non cupis. Quo tu non copis çocuklar yapmayı veya daha güzel bir ifadeyle zaten az önce o kadar uzatmamın nedeni bunu söylemek için de çocuk yapmak. Biz Türkçe'de çocuklar yapmak demeyiz. Çocuk yapmak deriz. Tekil kullanırız. Ko tu libero non cupis mirum est, Senin çocuk yapmayı istememen tuhaftır. Şimdi uksorem dukere ile birlikte düşünürsek yani bütün cümleyi düşünürsek şöyle böyle işaretleyemedik siyahla işaret şöyle yapalım burası ne oldu senin bir eş edinmeyi veya evlenmeyi ve çocuk yapmayı istememen non kupis tuhaftır cümlemiz bu değil mi böyle çevirebiliriz sonraki cümlemize bakalım Yani Thales evliliğe karşı bir adam. Bunu anlıyoruz. Set Thales a nihil respondit. Set Thales a nihil respondit. Burada respondeo fiili var. Respondeo fiili var. Şöyle yazalım hemen. Uygun gördüğünüz bir yere nereye yazalım? Şuraya yazalım oraya yazalım. Evet. Respondeo Respondere Respondi Responsum Yanıt vermek anlamında. Respondeo Respondere Respondi Responsum. Respondit diyor. Yani perfectum üçüncü tekil kişi değil mi? cevap vermedi. Hiç cevap vermedi. Nihil respondit diyor. Hiç cevap vermedi. Nihil olduğu zaman bir daha olumsuz yapmaya gerek yok. Yüklemi hiç cevap vermedi. Kim hiç cevap vermedi? Tales. Tales hiç cevap vermedi. Ama set tabi ama bağlıcı fakat veya veyahut veya buna karşılık diye de çevirebilirsiniz. Buna karşılık Tales hiç cevap vermedi. Kime cevap vermedi? Ey. Şimdi bu respondeo fiili dativus'la kullanılıyor. Artı dativus. Şöyle artı dativus yazabilirsiniz. Ona cevap vermedi. Ey nedir? Is ea idin üç cins içinde. Yani eril, dişil, cinsiz için e, singular dativus'tur. Yani ona Tabi ona dediği burada kendisine soruyu soran Solana, Solon yerine kullanılmış. Tales ona hiç cevap vermedi. Fakat Tales ona hiç cevap vermedi şeklinde çevirebiliriz bu cümleyi. Aşağıdaki metne geçiyoruz. Şimdi bu bir girişti şu ana kadarki kısım. Şöyle işaretleyelim. Şöyle farklı bir renkte işaretleyelim. Ne yapalım turuncu ile işaretleyelim. Post paucos dies, tamentales, si consilium capit. Cümlemiz böyle. Post paucos dies, tamentales, si consilium capit. Şimdi capit bizim yüklememiz. Capio capere fiili. değil mi? Şöyle aşağıya yazalım. Capio capere kapıyor. KPR kepi kaptum. Karışık çekimden veya kimi gramer kitaplarına göre beşinci çekimden bir fiil. Dörtle ile üçüncü çekimin karışımı gibi duruyor değil mi görünüş olarak? Almak anlamındadır ekseriyetle böyle kullanılır ama yanında konsiliumla birlikte kullanıldığında karar almak anlamında bir deyim oluşturuyor. Konsilium kapere karar almak demek. Ya karar vermek planlamak yani bir plan yapmak anlamında da kullanılabilir. Yani burada seek şöyle bir plan yaptı şeklinde düşünebiliriz. Burada consilium'u da yazalım. Consili cinsiz bir isim ikinci çekimden işte plan, karar falan çok fazla anlamı var. Meclis anlamı da vardır. Toplantı anlamında da kullanılır. Si Consilium Capit. Şöyle bir plan yaptı. Şeklinde çevirebiliriz. Kim? Thales Burada Capit'in öznesidir. Thales şöyle bir plan yaptı. Şeklinde çevirebileceğimiz bir yapı. Hemen ise burada e, bununla birlikte buna rağmen e, ayrıca yandan öte yandan gibi çevrilebilir. İngilizcedeki however buraya çok iyi uyuyor Tamene. Bununla birlikte Tales şöyle bir plan yaptı, şöyle bir karar aldı diyebiliriz. post paucos diyez, post artı akuzativus kullanılır. Şöyle yukarıya yazalım isterseniz veya şuraya yazalım. Post artı akuzativus bir şeyden sonra anlamında değil mi? Den sonra. Paukos dies birkaç günden sonra birkaç gün geçtikten sonra sonunda veya bununla birlikte birkaç gün geçtikten sonra Tales şöyle bir plan yaptı şeklinde bir çeviri mümkün bu cümle için. Burada post Paucos de dies sözcüğü dikkat edin 5. çekimden bir sözcüktür. dies, diye gün demektir. Eril olarak da kullanılır Latin literatüründe. E, ...dişil olarak da kullanılır. Gün anlamında maskülnüm veya... ...femininum olarak karşınıza gelebilir. Burada nasıl gelmiş? Eril mi, dişil mi? Bakın. Paukos. Paukus, pauko, paukum sıfatının... E, ...eril... E, ...akuzativus... pluralisi. Dolayısıyla... ...diyesin burada maskülnüm olarak kullanıldığını... ...anlıyoruz sıfat damlamalarında. Sıfatların... ...karaktersiz olduğunu... Nitelendikleri isimlere hal, sayı ve cins bakımından uymaları gerektiğini biliyoruz, değil mi? Post Paukos diye birkaç gün geçtikten sonra bununla birlikte Thales şöyle bir karar aldı, şöyle bir plan yaptı şeklinde bir çeviri burada mümkündür. Bir sonraki cümlemize bakalım. Şöyle farklı bir renkle gösterelim. Eratum in opido mileto vir cui ignotus fuit soloni. evet. Şimdi cümlemize baktığımızda zaten yüklem hemen başta erat olarak karşımıza gelmiş. Ee, ama bir de cui ignotus fuit soloni şeklinde bir ilgi yan cümlesi, ilgi zamiriyle kurulmuş ilgi yan cümlesi bulunuyor. Ama önce biz buraya bakalım. Erat başta. Şimdi Erat az önce zaten yazmıştık şurada. Olmak fiilinin değil mi? Sum esse fuyu futurum fiilinin imperfectum üçüncü tekil kişisiydi. Erat in opido mileto vir. Şimdi Erat diyor vardı veya idi. Vardı dersek, kim vardı? Veya ne vardı? Erat, bize bir ne lazım? Nominativus singularis lazım. Eratum in milleto mileto. Hemen bir nominativus singularis burada karşımıza geliyor mu? Bakın. Vir. Erat. Vir. Vir viri, adam demek malumunuz. Vir viri. Vir viri vir viri maskulinum değil mi? Adam bizim bildiğimiz. Erat vir bir adam vardı. Bir adam vardı. Şimdi buradaki qui ignotus fuit Soloni viri açımlıyor. Şöyle şöyle olan bir adam vardı diyecek. Ama önce şu kısma bakalım. Erat vir bir adam vardı. Nerede vardı? hemen orada bir in artı ablativus dikkatimizi çekiyor. Değil mi? In opido mileto. Zaten başından beri burada ad opidum miletum vardı yukarıda değil mi? Bu ifadeye aşinayız. In artı ablativus bir yerde anlamındaydı. In artı ablativus bir yerde. Şimdi burada in opido mileto miletos kentinde anlamında. Değil mi? İki tane isimle kurulmuş bir tamlama. Inopido Mileto, Miletos kentinde vir erat, bir adam vardı. Şimdi bir de burada tum sözcüğümüz var. Tum farklı şekillerde kullanılır. E sonra aynı zamanda dahası bununla beraber gibi kullanılabilir. Başka kullanımları da var. Tum kum kullanımı gibi ama burada... Türkçedeki şey gibi. O vakitler, o sıralarda, aynı zamanda, aynı dönemde gibi çevrilebilir tüm. Yani aynı dönemde, bu işte konuştuğumuz dönemde, yani Thales'in bu kararı aldığı, işte bu Solon'un geldiği, onunla konuştuğu o dönemde, o vakitler, yani biraz bu yukarıdaki Olim gibi, o vakitler veya o dönemde Miletos kentinde bir adam vardı diyor. Erat bir Peki bu adam kimmiş? Bir bakalım. O adamın kim olduğunu bize anlatan ifade... ...Kuikuaykuo'nun kuisi olan, ilgi zamiri olan... ...Kui ile açımlanmış bir cümlemiz var. Kui ignotus fuit soloni. Kui ignotus fuit soloni. Şimdi burada... Kui ki o bir açıklıyor dedik. Fuit bakın burada fuit bizim bu kui ilgi e, zamiriyle kurulmuş. Bu ilgi yan cümlesinin yüklemidir. Fui nedir? Bakın olmak fiilini şu yukarıya bakın. Olmak fiilinin perfektum üçüncü tekil kişisi. Yani adam ki o şöyleydi. Neydi? Ignotus. Bakın ignotus idi. O adam adam eee Miletos kentinde bir adam vardı ki o Ignotus idi diyor. Ignotus sözcüğü yukarı yazalım. Ignotus ignota ignotum. Bu bir sıfattır. Ignosko ignoskere fiilinden geliyor. Tanınmayan, bilinmeyen, bilinmedik, tanınmadık Aşına alınmadık anlamındadır. Ve bu sıfat e, kendi başına değil de daha çok dativus veya in artı akuzativus da kullanılır. Yani artı dativus veya artı e, ne diyelim in artı akuzativus şöyle yazalım evet in artı akuzativus da kullanılır. Yani birisine tanıdık olmayan birisinin bilmediği mesela biz şöyle deriz. Ee, mesela burada Solon'un adı geçiyor. Solon'un tanımadığı bir adam. Solon'un tanışmadığı bir adam. Solon'un bilmediği bir adam. Solon'un aşina olmadığı bir adam deriz değil mi Türkçede? Burada Solon'a ama şunu da söyleriz Türkçede. Solon'a tanıdık gelmeyen adam gibi. Buradaki biraz böyle. Dativus kullanımının mantığı o. Ama inart akuzativus da olur. Hatta şöyle bir örnek verelim. Mesela Latin literatüründe şöyle bir şey vardır. Ignotus Populo. Halkın tanımadığı adam. Ignotus Populo. Hatta şunu şöyle şuraya alalım. Ignotus Populo. Buradaki Populo Dativus halde. Halkın tanımadığı adam. Halka yabancı adam gibi. Ignotus in populum da olur mu? Evet bu da olur. İkisi de aynı anlamlıdır. Halka yabancı gelen adam. Halka Tanıdık olmayan adam, halkın tanımadığı adam anlamında. Şimdi burada da kime tanıdık değilmiş bu adam? Ignotus Fuit Soloni yani Solon'a. Buranın Dativus Singularis yani Solon isminin Dativus olmasının nedeni Ignotus'un burada açıkladığım artı Dativus kullanımıdır. Yani adam e, Miletos kentinde bir adam vardı ki o Solon'a tanıdık değildi. Solon'un tanımadığı bir adamdı. Bütün cümleyi nasıl çevireceğiz? In oppido mileto, Miletos kentinde Solon'un tanımadığı, Solon'a yabancı gelen, Solon'a yabancı olan, Solon'un tanımadığı, Solon'un bilmediği bir adam vir erat vardı. Tüm o vakitler, o dönemde. Böyle çevirebiliriz. Oradaki cümleye bakalım. Acaba Thales bu Solon'un tanımadığı adamla ne yapacak? şeyler karıştırıyor. Konsilium kepit dedi az önce. Şöyle neyle işaretleyelim? Kırmızı hmm. ile işaretleyelim. Tales eum at solonem accedere et verba dare yusit. Şurada bitiyor. Şimdi bakıyoruz cümlemize yüklem olarak ne var? Tales eum ad solonem accedere et verba dare verba dare yusit. Yusit. Cümlenin sonunda bizim e, yüklemimizdir. Yusid. Yubeo, yubere fiili. Hemen nereye yazalım artık? Sayfamızda yer kalmadı ama şuraya yazalım. Yubeo, yubere, yusi, yusum. Şimdi bu fiil emretmek, buyurmak anlamında artı infinitivusla kullanılır. Yani bir şeyi yapmayı buyurmak. Ve kime buyuruyorsanız o da akuzativus olacak. Yani birisine bir şey yapmayı buyurduğunuzda orada akuzativus artı infinitivus olması lazım. Yusit buyurdu. Şimdi kim buyurdu? Bakıyoruz. Thales hemen zaten cümlenin başında. Thales buyurdu. Neyi buyurdu diyelim? Bize infinitivus lazım dedik. Akkedere verbadare buyurdu. Bu ikisini buyurmuş. Kime buyurdu? Eum. Ona buyurdu. Tales ona akedere ve dare yapmasını buyurdu. Cümlenin hani omurgası bu. Şimdi bakalım neler var? Detaya inelim. Eum tabi is ea idin ee, burada yazdığımız is ea idin dikkat ederseniz hangi e, cinsi ve şahsı ve e, hali ve sayısı tabii ki eum masculinum akuzativus singularis yani ona Tales ona atsolene makeder iki şey buyurmuş iki şey yapmasını buyurmuş. Bunlardan birincisi atsolene makeder, ikincisi verba dare. Şimdi atsolene makedere ...akkedo akedere aslında Ad kedodur bu değil mi? Akedo Ak ee, yazalım. Akedo Ak akedere akese akesun. Ak bu ad artı kedo yani bir yere doğru yaklaşmak aslında anlamı. Ee, yaklaşmak. Ad artı e, akuzatif usta bir kere daha kullanılabilir. Yani mesela burada ne demiş? E, ad sol önem demiş, değil mi? Yani aslında bunun başında da ad var ama yani iki defa kullanılmış gibi düşünün. Yani solona yaklaşmasını, solona gitmesini akkedo -ak edecek yaklaşmak gitmek varmak anlamında solonun yanına gitmesini buyurdu yüseid plus et verba dare vermesini buyurdu. Ne ver vermesini verba dare sözcükler vermesini. Yani bu ne demek? Verbumlar vermekle demek konuşmak. Sözcükler vermek. Şimdi verbum dare bir deyimdir. do dare biliyorsunuz do dare da onu yazalım önce. Do dare dediği datum vermek demek. Burada verbumla birlikte verbumun e, akuzativus şöyle yazalım. Verbum verbi tabi cinsiz bir isim ikinci çekimden verba dediğine göre akuzativus pluralis sözcükler vermek. Sözler vermek ne demek? Yani konuşmak aslında. Yani ne oldu cümlemiz? Tales ona bu ona dediğimizde yukarıda söylediğimiz virkui ignotus fuit soloni. Unutmayalım bunu. Bu e, Solon'un tanımadığı adam. Tales Solon'un tanımadığı o adama, ona, Solon'a yaklaşmasını, Solon'un yanına gitmesini ve ona, onunla konuşmasını artık onunla'yı ben ekliyorum veya ona şu sözleri söylemesini veya şu sözleri demeyelim o zaman doğrudan aktarım lazım. Ona onunla konuşmasını buyurdu Yusuf. Yani bu şekilde çevirebiliriz sevgili dostlar. Evet bir sonraki cümlemize bakalım. Onu da sarıyla işaretleyelim. Galatasaraylılar sevinsin. Itaque ignotus mox soloni ave Solon inquit. Evet. Itaque ignotus mox soloni inquit demiş. Şimdi burada şuradaki nokta e, gerekli mi? Bu bir e, soru işareti tabii. Değil mi? Buna bir bakalım yani Kuit e, Agis diye devam ediyor yani burada İknotus olan Solon'a yabancı olan adamın konuşması burada devam ediyor yani şuradaki nokta yanlış konuş olmaması lazım neyse biz yine de sarıyla işaretleyelim Quid Kuit Agis Ego ab, Opido Atenis Heri Huk Perveni adamın sözü burada bitiyor konuşması burada bitiyor bunun üzerine itaque dolayısıyla Ignotus Mox Soloni Ignotus zaten anladık Ignotus'un kim olduğunu. Bu Ignotus Soloni bir değil mi? Solon'un tanımadığı adam. Bu tanımadığı e, çok geçmeden Mox burada zaman zarfımız bunun üzerine itaque çok geçmeden Solon'un tanımadığı bir burada Ignotus sıfatı isimleşmiş bir sıfat olarak karşımızda bulunuyor. Sıfat tanımlamalarında sıfat yeterince e, daha önce bahsedilen bir unsura referansta bulunduğu zaman yanına bir daha ismi yazmaya gerek yoktur. Yani burada bir daha ignotus vir dememize gerek yok. Yani bu güzel kullanımdır. Sıfat zaten yeterince e, bunun kim olduğunu ifade ediyor çünkü bu eril bir unsur, değil mi? Daha önce bahsetti zaten yazar bakın burada ignotus dedi. Dolayısıyla bir daha ignotus biri demiyor sadece ignotus diyor. Yani Solon'un tanımadığı bu adam e, bunun üzerine Itakuya İtaküe bunun üzerine. Ave Solon dedi. Ave Solon dedi. Selam Solon veya merhaba Solon. E, Ave Solon. Burada solon e, vokativus halde, seslenme halinde. Ave de merhaba veya selam diye çevirebileceğimiz bir sözcük. Merhaba solon dedi. Quid agis. Quid agis. Quid nedir? Değil mi? Soru kelimesi olarak burada karşımıza gelmiş. Ne agis yapıyorsun? Bu bizim Türkçedeki ne yapıyorsun sorusu gibi. Ago, agere, egi, aktum yapmak etmek eylemek anlamında çok joker bir fiildir. Ee, ne yapıyorsun ne eğiliyorsun gibi çevirebiliriz. Ego ap opido athenis. huk perveni. Şimdi bu cümlede yüklemimiz perveni. Perveni. Yazmıştık daha önce. Nereye yazmıştık? Onu bir bulalım. Nerede bulunuyor bu? Per, Pervenio şurada. Bakın. Gelmek, varmak falan filan. Perveni. Bakın. Perveni burada. Modus Indicativus. Perfectum zaman. Vox Activa'da. Birinci tekil kişi. Yani ben. Perveni. Ego. Burada tabi egoya gerek yok ama kullanılmış, vurgulu olmuş. Ben geldim diyor. Perveni. Perveni zaten yeterince geldim demek. Yani kimin geldiği belli. Ama e, burada böyle kullanılmış, e, yanlış değil, vurgulu kullanım. Ego perveni, ben geldim, nereye geldim? Burada bir yer zarfı var, huk perveni. Huk buraya demektir. Zarflar çekimsizdir, böyle löp diye metne konur. Huk perveni, buraya geldim diyor. Ego huk perveni. Burada karşımıza gelen tek zarf bu değil. Bir de heri var. Heri dün anlamında bir zaman zarfıdır. Yani burada bir zaman zarfı bir de yer zarfı var. Heri hu perveni dün buraya vardım veya geldim şeklinde çevirebiliriz sevgili dostlar. Dahası bir de prepositio ile kurulmuş e, konuşan kişinin nereden geldiğini gösteren bir ifade var. Ab opido athenis. Ab opido athenis. Atina kentinden abartı ablativus bir yerden anlamında yer olarak yer anlamında kullanıldığında değil mi? Bir yerden ab Opido Atenis, Atina kentinden Uk buraya perveni geldim heri dün diyor. Yani burada şuna dikkat edelim. Ab Opido, Opidum'un e, Ablativus Singularisi. Atenis'te e, başta bahsettiğimiz, şurada bahsettiğimiz Atena-Atenarum'da Femininum Pluralis değil mi? Onun Ablativus Pluralisi ama... Tabi bir tane Atina var. Yapı çoğul anlam tekil. Buna odaklanın lütfen. Kent isimleri genelde böyle oluyor. Atina kentinden dün buraya geldim ben. Ego. Evet. Solon respondit diyor sonraki cümlede. Şöyle işaretleyelim. Solon respondit. Respondeo fiilini yazmıştık. İkinci çekimden bir fiil değil mi? Şurada. Solon respondit. Yine perfectum anlatım devam ediyor. Solon respondit. Solon cevap verdi diyor. Şöyle cevap verdi diyeceğiz. Tabii şöyle kelimesi yok ama cevap verdi. İki nokta üst üste. Doğrudan aktarım. Bene est mihi quid novi fuit in opido athenis soru soruyor. Bene est mihi, bu ekseriyette böyle kullanılan bir yapı, böyle ezberleyebilirsiniz. Yani e, benim için ne mutluluk, ne mutlu, ne mutlu bana gibi, yani benim için iyi bir haber bu gibi bir kalıptır. Bene est mihi, burada mihi tabi şahıs e, zamir olarak Ego'nun dativusudur. Benim için est'dir. Nedir? Bene est, İyidir burada bir zarfla kurulmuş bir yapı var. Kalıp olarak ezberleyin. Benim için iyi bir şeydir. Yani bu durum senin buraya gelmiş olman gibi çevirebiliriz. Ne mutlu bana yani çok da umrumdaydı değil. Böyle diyemeyiz. Çok benim için iyi bir şey bu gibi. Qui novi qui in oppido Atenis diye soruyor. Aslında Küit novi yapısı da hani kalıp olarak ezberlenebilir ama önce şunu söyleyelim burada bir de fuit var yine olmak fiilinin sum esse fuit futurum e, fiilinin perfectum üçüncü tekil kişisi fuit, küit novi fuit, küit e, novi fuit yeni ne var yani yeni bir gelişme olarak bana söyleyebileceğin e, ne oldu gibi çünkü burada fuit perfectum zaman olduğu için geçmiş zamana. Matuf bir soru olması lazım. Yeni ne oldu? Yeni bir haber var mı? Ee, ama tabii dediğim gibi e, yeni bir şey oldu mu diye de çevirebiliriz bu yapıyı. Buradaki e, Novi'nin e, Novus Nova Novum üç takılı sıfatının genetius hali olduğunu unutmayalım. Burada bir genetius partitivus var. Novi novi'deki novus nova novum sıfatının eril e, veya cinsiz e, genetivus singularisi novi Kuit'le birlikte buradaki genetivus partitivustur sıfatlarla birlikte kullanılır. Mesela nihil novi vardır. Nihil novi. Yeni hiçbir şey yok. Yeni, yeniye dair hiçbir şey gibi. Yeninin hiçbir şeyi gibi. E, burada da quid novi yeninin nesi gibi. hani kabaca düşünme mantığı böyle ama yeni hiçbir şey yok nihil novi kuit novi de yeni ne var şeklinde düşünebiliriz buna bu tür kullanıma genetivus partitivus diyoruz novi için kuit novi novi fuit yeni ne oldu in oppido atenis in atenis yukarıda da var zaten atina kentinde yeni olarak ne oldu veya yeni bir haber var mı demek istiyor kabaca. Bunu böyle söyleyebiliriz. Evet. Burada aşağıya kaydırmaya gerek yok sayfayı. Şöyle bakalım. Ignotus utales eum facere nihil ait praeter funus juvenis nokta. Şuraya geçmeyelim. Çünkü sayfayı kaydırmamız gerekecek. Evet. Burada ignotus nihil ait praeter funus juvenis. Yani burada ait söyler dedik. Yani söyler ait veya söyledi. O tanınmadık adam. Yani Solon'un tanımadığı adam. Ignotus Soloni Ignotus'un tanımadığı bu yabancı adam, yabancı diyelim. E, hiçbir şey dedi. Nihil ait. Praiter funus. Yani şurası bizim ana cümlemiz arkadaşlar. Sarıyla işaretleyelim. Ignotus hiçbir şey dedi. Praiter funus juvenis. Evet burada praiter artı akuzativusu görüyoruz sevgili dostlar. Prayters, prayters e, yanında, dışında, ötesinde anlamında. Burada dışında anlamında. Şimdi funusun dışında nihil, hiçbir şey. Tabi burada yüklem de kullanılmamış. Yüklemsiz bir cevap var. E, yani burada nihil est veya nihil fuit. Geçmiş zamana mağlub sorulduğu için cevap da öyle olması lazım. Nihil fuit. Hiçbir şey olmadı. Şunun dışında gibi. Buradaki Funus sözcüğü de şöyle yazalım. Funus Funeris. Üçüncü çekimden. Genetivus Singularis'i isle bitiyor gördüğünüz üzere. Cinsiz bir isim ve e, cenaze anlamında. Yani cenaze, cenaze ritüelleri. Törenin kendisi anlamında kullanılabilir. Ceset anlamında da kullanılır. Çoğul olarak kullanıldığında, funera olarak görürseniz şöyle, funera, funero, değil mi? Böyle görürseniz, eğer nötrum pluralis olarak, ceset anlamında da kullanılıyor. Ama yani burada tekil kullanılmış, singularis, Praeterfunus. Tabi cinsiz isimlerin. Nominativus'larıyla akuzativus'ları aynıdır. Dolayısıyla funus burada nominativus değil. Praeter artı akuzativus kullanıldığı için onu da şuraya yazalım. Praeter artı akuzativus bir şeyin dışında. Praeter funus cenazenin dışında. Peki bir de juvenis var. Juvenis juvenis e, genç demektir arkadaşlar. Genç demektir. Sıfattır juvenis. Onu da şöyle nereye yazalım? Buraya yazalım. Güvenis, güvenis. Bu bir sıfattır. Veya işte cinsiz bir şey için güvene kullanılır tabii. Ee, eril ve dişil için güvenis, cinsiz için güvene kullanılır. Bunlar üçüncü ekim sıfatlardan e, birisi bu. Praeter funus juvenis, genç birinin juvenis orada genetius singularis, maskulinum düşünüyoruz bunu. Çünkü cinsi yok, erildir o zaman. Funus, Praetor Funus Juvenis genç bir adamın, bir gencin cenazesi dışında nihil fuit. Fuit'i ben ekliyorum. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir haber yoktu. Yani şimdi adam Atina'dan geldiği için Miletos'a Miletos'ta Atinalı Solon'la karşılaşınca Solon ona ya bizim memlekette yani Atina'da ne var ne yok diye sordu. O da bir gencin cenazesi dışında hiçbir şey olmadı. Hiçbir yeni bir haber yok dedi. Şimdi arada bir de ut tales eyun fakere yus serat ifadesi Bu utlu yan cümle ama utlu yan cümleyi biz ekseriyetle nereden biliyoruz? Subjunctivus veya konjunktivus diye bildiğimiz direkt şart kipiyle kullanım. Utlu amaç yan cümlesi veya utlu netice yan cümlesi olarak biliyoruz ama burada dikkat ederseniz yus serat demiş. Yani bu subjunctivus değil. Yus gövdesi. Ee, bu yubeo fiili az önce yazdığımız yubeo yubere fiili, yussi yusum emretmek, buyurmak anlamındaydı. O fiilin pusquam perfectumu, değil mi? Yusserat. Yani burada perfectum gövde kullanılmış. Şuraya bir kere daha yazalım. Yubeo, da bunu farklı bir renkte yazalım. Yubeo yubere yusi yusum emretmek, buyurmak dedik. Dikkat ederseniz perfectum gövde kullanılmış. Yus gövdesi kullanılmış. Ve erat diyor. Yusseram, yusseras, yusserat, yusseramus, yusseratis, yusseran. Uluskağın perfectum. Perfectumdan daha eski zaman. Bazıları bunu mişli geçmiş zaman olarak bizim şeyi de düzeltelim bu arada. Bazıları bunu mişli geçmiş zaman olarak kullanıyor ama mişli geçmiş zaman değildir bu. Bu miştili geçmiş zamandır. Geçmişten daha eskisidir. Zaten adında var. Pulusquam perfectum. Perfectumdan daha öncesidir. Hep verdiğim örnek. Sabah Starbucks'a gittin, ondan sonra e, okula gittin. Akşam anlatıyorsun. Diyorsun ki önce Starbucks'a gitmiştim, sonra okula gittim diyorsun o gitmiş timli ifade daha önceki eylemi plus perfectumla ifade edersin. Burada da o. Yani Thales buyurmuştu ama başında ut var. Bu utlu kullanım usla yapıldığında ut bu yan cümle zaman yan cümlesi veya gibi anlamında kullanabileceğimiz bir e, yapıdır. Yani burada ut Thales yus serat, Thales'in buyurmuş olduğu gibi şeklinde çevrilebilir. Bu şekilde bir kullanım var Latince'de. Ut tales eum fakere. Tabi bir de akuzativus ve e, infinitivus var. Burada tabi akuzativus cum infinitivo dediğimiz yapı var. Yani yubeo fiiliyle birlikte akuzativus cum infinitivo. Bir şeyi onun bir şeyi yapmasını buyurdu. Yani talesin ona yapmasını buyurmuş olduğu gibi. Ignotus kum. E, tanınmadık adam yabancı adam hiçbir şey olmadığı bir gencin cenazesi dışında cevabını verdi ait veyahut öyle dedi şeklinde çevirebiliriz. Demek ki buradan neyi anlıyoruz? Tales'in buyurmuş olduğu gibi dediğine göre Thales Yunfakerius e, Serat ile demek ki Tales adama bunu buyurmuş. Yani git Solona Atina'da bir adam, bir genç, bir çocuk öldü de yani buyurun bu olduğunu anlıyoruz. Evet sayfayı tabii bu rengarek sayfayı kaydırmam gerekiyor. Bakalım. Şöyle emek harcadık bu kadar ama şunları bir silelim. şöyle evet. Umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Tabii kimler izleyecek bu videoyu merak ediyorum. Şöyle silelim birazcık şöyle aşağıya doğru gelelim totum opidum. Tabi burada hani sözlükler açıklanmış ama ben daha fazlasını size açıkladım zaten şöyle hepsini görülecek şekilde şekilde ayarlayabilecek miyim şöyle yaparsam belki daha iyi olacak ama biraz küçüldü şöyle kendimi biraz kenara alayım evet böyle anlaşılıyor herhalde Görülüyor mu? Evet. Bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim cümlemize. Totum oppidum fuit maestum quod juvenis erat filius patris clari et boni qui in oppido tum non aderat. Cümlemiz bu. totum opidum fuit maestum, quod juvenis erat filius patris clare et boni, qui in opido tum non aderat. Şimdi, burada bir e, fuit dikkatimizi çekiyor her şeyden önce, değil mi? Totum opidum fuit maestum idi diyor. Yani şimdi adam e, Atina'daydı, bir gencin cenazesi söz konusu oldu. Bir genç ölmüş, cenazesi verilmiş, kaldırılmış. Sonra adam Miletos'a gelmiş. Hikayeye göre. Talesine şeyi bu buyruğu. O yüzden fuit. Yani geçmişte yaşanmış bir olay. Totum oppidum. Tüm kasaba veya tüm kent. Tabi burada Atina'ya da kasaba denmez. Kent diyelim. Tüm kent maestum idi. Maestus sıfatı üç takılı bir sıfattır. Şöyle yazalım. Tıklayamadım pardon. Maestus, maesta, maestum. Kederli, üzüntülü, mutsuz. Tüm kent mutsuzdu, tüm kent kederliydi şeklinde çevrilebilir. Ku, cool. çünkü Yuenis erat. Genç idi. Burada verbum kopilativum tabii. Yuenis bir şeydi diyor. Neydi? Yuenis burada nominativus singularis. O genç erat idi. Neydi? Yanında bir tane daha nominativus var. Oğlan idi. Oğlu, oğul idi. Filius, filii, masculinum singularis. Nominativus burada filius filii masculinum oğul erkek evlat. Da, filia, filia da filia filiae da feminum kız evlat. Değil mi? Juvenis erat filius, oğul idi. Kimin oğluydu? Burada bir de genetivus e, dikkatimizi çekiyor. Patris Clari et Boni. Patris Clari et boni. Burada clarus ve bonus sıfatları var. Clarus sıfatı geçen derslerde de çok çıkmıştı. Clarus, Clara, clarum. Parlak, e, ünlü, seçkin anlamında. Seçkin ve boni, bonus bona bonum iyiydi, değil mi? Bakın ikisi de dikkat edin. Clari ve boni İkisi de masculinum genetivus singularis. Tabi nötrum genetivus singularis de olur ama... ...ben maskulinum olduğunu nereden biliyorum? Sıfatın birlikte gittiği isme uyma mecburiyetinden. Bu da patristir. Pater patris değil mi? Pater, patris, maskulinum, baba demektir. Yani burada patris, klare, etboni birlikte gidiyor. Seçkin ve iyi bir babanın oğluydu. Yani burada... Patris Claret Boni iki sıfatlı bir, bir sıfat tamlaması ama aynı zamanda şurada şöyle işaretleyelim bir isim tamlaması bulunuyor. Filius Patris Claret Boni değil mi? Seçkin ve iyi bir babanın oğlu idi o genç yani cenazesi kaldırılan genç. Evet bu arada kanalımıza abone oluyorsunuz herhalde değil mi? Lütfen bu videoların devam etmesi için kanalımıza abone olun. Ee, like atmayı unutmayın bu YouTuber e, lafı olarak. Yani burada bulunuyorsak e, YouTuber sayılırız öyle değil mi? Bu arada e, burada görüyorsunuz sarı kırmızı bir e, rozet var. Bu rozetin üzerinde tabii şeyde kamerada görünmüyordur. Roma yazıyor ve üzerinde kolozyum var. Çok güzel bir rozet. Bakın şöyle göstereyim. kadar <laughs> küçük ekranda görünme şansı pek yok ama yine de bu videoya özel takayım dedim. Sarı ve kırmızı renkleri çok seviyorum zaten. Şöyle arkada da var. Şurada görüyorsunuz değil mi? <laughs> evet. Şimdi sevgili dostlar. Şaka bir yana e, bu tür videoların devam etmesi için lütfen e, abone olun, katıl butonundan destek desteklerin beğenin. Hiçbir şey yapmıyorsanız beğenin videoların yayılmasını sağlayın. Çünkü ne kadar çok beğeni alırsa, ne kadar çok yorum alırsa o kadar çok ihtiyacı olanın önüne düşer. Yani. YouTube'a girip de latince video işte yeni başlayanlar için kolay latince metinler falan diye yabancı dillerde bile bu kadar video yok. Yani e, Türkçe'de çok geniş bir arşiv oluşturmaya çalışıyorum. İlk etapta e, kolay metinler kolay latince metinler daha sonra orta seviye latince metinler Sonra ileri seviye latince metinler. Yani böyle çok geniş bir arşiv oluşturmaya çalışıyorum. Zaten 90 küsür değil mi? Burada e, latince gramer videolarımız var. Onun dışında latince ile ilgili videolarımız var. Latincenin doğasına, latinceden yapıla, e, çeviri yapma e, tarzına, metoduna, usul ve esaslara ilişkin. Daha geçen gün e, böyle bir video yaptık. Çarşamba günü. Dolayısıyla e, yabancı dillerde bile, çoğu kanalda bu kadar çok Latince materyal, bu kadar uzun süreli yayın yok. Lütfen e, kanalımıza destek olun. Bu halka açık olan, kapalı olmayan kamu hizmeti bir nevi bu. Buna destek olarak en azından varlığınızı hissettirin, burada olduğunuzu hissettirin. Güzel mesajlarınızla benimle birlikte olun. Sizden tek istediğim bu. Şimdi burada ne dedik? Quod juvenis erat filius patris claret Boni, Seçkin ve iyi bir babanın oğlu idi. Yani şimdi bu neden söyleniyor? Burada quod demiş. Çünkü neden açıklıyor bunu? Totum opidum fuit maestum. Tüm kentin hüzünlü olmasının, kederli olmasının nedenidir. Seçkin ve iyi bir adamın babanın oğlu olmasın. Bir daha söyleyelim. Totum opidum fuit maiustum. Tüm kent hüzünlüydü, üzüntülüydü çünkü quo, çünkü e, seçkin o, oy ben ekliyorum. Seçkin ve iyi bir babanın oğluydu. Qui in opido tum non aderat. Şimdi bakın. Burada sevgili dostlar Qui in opido tum non aderat. Buradaki qui kuay quodum yani ilgi zamirinin önceki yapıda bir unsuru açımlaması lazım. Qui in opido. In opido kentte. In artı ablatıyoruz değil mi? Kentte o vakit tum yani cenazenin kaldırıldığı dönem. Çocuğun ölüp cenazenin kaldırıldı. dönemde kuy in opido kentte non aderat diyor. Non aderat. Bu fiil aderat atsum ad adesse ad fui afui olarak da karşınıza gelir. Değil mi? Bu fiil e, aslında ad artı sum yapısıyla kurulmuş bir fiil. Atsum bir yerde hazır bulunmak anlamında atsum. Ad atsum ad adesse atfu. Ad Şimdi bu <laughs> non aderat tabii burada aderat demiş. Dolayısıyla geçmiş zamana matuf bir açıklama. Bu aderam aderas aderat aderamus aderatis aderam imperfectum zamandır. Non aderat yoktu, hazır değildi, orada bulunmuyordu anlamında. Qui in oppido nerede bulunmuyordu o vakit? Kentte. Yani burada qui'nin önceki cümlede birisini ifade etmesi lazım. Birisi yerine yani ki o diye ifade ediyoruz. Nominativus masculinum singularis qui quo'dun. Bu qui, 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 qui Patrisi e, açımlıyor burada. Yani babayı açımlıyor. Yani Tom da o vakit anlamında. Yani o vakit Kent'te bulunmayan seçkin ve iyi bir babanın oğlu idi Juvenis genç. Bütün cümleyi nasıl çevirebiliriz? Totumdan başlayarak. Tüm Kent üzüntülüydü. Çünkü genç, o cenazesi kaldırılan genç, o vakit kentte bulunmayan seçkin ve iyi bir babanın oğluydu. Cümlemiz bu. Evet. Kötü son geliyor yavaş yavaş. Yani Solon'a acı sürpriz. Nam ekstra graikam iter fakiebat. Şimdi bu bu Ignotus'un konuşması devam ediyor. Ignotus Soloninin yani Solona yabancı olan adamın. Solona anlatıyor tabi adam. Zira nam Şimdi ben ko'du çünkü diye çeviriyorum. Nam'ı da zira diye çeviriyorum. Nam zira iter fakiebat. Iter fakire. arkadaşlar bir deyimdir. Yolculuk yapmak demek seyahat etmek. Evet, yolculuk yapmak, seyahat e, etmek. Seyahat yapmak mı denir, seyahat etmek mi denir? İter, itineris bu arada. Iter itineris cinsiz bir isimdir, yolculuk. Üçüncü çekimden bir isim. Tabi iterin Cinsiz bir isim olduğu için e, akuzativus'u nominativusuyla aynıdır. Zira yolculuk fakiebat yapıyordu. Fakio fakere. Peki faktum fiilinin imperfektum üçüncü tekil kişisi ekstra graikiam Ekstra artı akuzativus bir şeyin dışında anlamında. in dışında. graikianın dışında Yunanistan'ın dışında. Graikia Yunanistan demek. Graikia. Graikia. feminunum. Yunanistan. Ekstra ee, Graikia Yunanistan'ın dışında yolculuk yapıyordu. Seyahat gerçekleştiriyordu diyebiliriz. Sonra ne diyor? Solon ignoto dixit. Dikodikere fiilinin perfektum üçüncü tekil kişisi değil mi? Dedi. Kim dedi? Solon dedi. Kime dedi? Ignoto. Bu tanımadığı adama, yabancıya. Dikkat edin burada ignoto dativus datius haldedir. Çünkü dikodikere fiiliyle birlikte hedef olan kişi veya kişiler dativus halde olur. Solon da diksitin öznesi. Solon bu yabancı adama şöyle dedi. O miser pater. Kud no menest patri. Şimdi bu O'yu görüyorsanız bu seslenme halinin başındaki E diye Türkçeleştirebileceğimiz yapıdır. O miser pater. Buradaki miser pater de ...bir sıfat tamlamasıdır... ...miser, misera, miserum... ...zavallı... ...çaresiz... ...anlamında... ...buradaki miser... ...vocativus singularis masculinumdur... ...o miser pater... ...pater baba değil mi... ...pater de miser de... ...birlikte gidiyor tabii ki... ...dolayısıyla ikisi de vocativus... ...masculinum singularistir... Ey zavallı baba veya Ah zavallı baba. Quod nomen est patri? Şimdi bu soru yine kalıp olarak ezberlenmesi gereken bir soru. Quod nomen hangi isim babaya verildi? Aslında bizim Türkçe'deki adamın adı nedir sorusu gibi bir soru değil bu yani aynı anlamda ama gramer formu olarak farklı. Dikkat ederseniz nomen, kuot nomen es patri. Yani babanın adı nedir? Diye soru şeklinde çevrilebilir ama burada bu yapı bakın dikkat edin patri burada dativus halde. Yani babaya hangi ad verilmiş diye düşünebiliriz. Ama baba için olan ad nedir? Babaya verilen ad nedir? Baba için kullanılan ad nedir gibi düşünülebilir bir soru. Kuotla normal ikisi de cinsiz halde. Birlikte gidiyorlar dedik. E, Babanın adı nedir diye çevirebiliriz burada. Nomen est quod. Ignotus respondit. Respondeo fiili bir kere daha karşımıza geldi. Tanınmayan adam, yabancı adam cevap verdi diyor. Respondit. Yine perfectum üçüncü tekil kişi burada değil mi? E, e, yabancı adam cevap verdi. İki nokta üst üste uzun bir cevap. Cevabı şöyle sarıyla işaretleyelim. Nomen patris quam quam tu maudivi. Nunc tamen non memini. Şimdi quam quam yapısı sevgili dostlar imtiyaz yan cümlesi başlatıyor burada. İndikativus'la usta birlikte kullanıldığında daha buradaki tunda daha önce o vakit yani bu olayın gerçekleştiği çocuğun cenazesinin kaldırıldığı dönem mi kastediyor? Tabii. O dönemde kuam kuam audiwi, audio audiri işitmek, audiwi veya audii, auditum işitmek, duymak vesaire. O vakit audivi, bakın perfectum üçüncü tek, birinci tekil kişi, o vakit duyduysam da... Kuam burada duymuş olsam bile, duyduysam da, duymuş olmama rağmen, duymama rağmen, işitmeme rağmen gibi. Hani rağmen bir imtiyaz yan cümlesidir bu. Kuam kuam tum o vakit duymuş olmama rağmen, işitmiş olmama rağmen, nomen patris, babanın adını veya babanın ee, ismini, Nomen. Nominis. Onu da yazalım. Üşenmeyelim. Nomen. Nominis. Üçüncü çekimden cinsiz bir isim. isim veya ad diye düşünülebilir. Patris de pater patris. Gerinti bu singularis masculinum. Babanın adı. Adını nung tamen ama şimdi tamen burada şimdi tumla tamen arasında bir ilişki var. Yani o vakit duyduysam da, koam koam tamamen özür dilerim. O vakit duyduysam da, işittiysem de, fakat şimdi nunk tamen, nunk şimdi, non memini, hatırlamıyorum diyor. Burada e, memini e, yani üzerinde konuşulmaya değer bir fiil. Memini, meminisse fiili. Yapı olarak zaten hani görünüşü belli. Çok tuhaf bir görünüşü var değil mi? Et, e, etken çatıda perfectum gibi görünüyor yapı olarak memini. Ama presence anlamlıdır. Memini hatırlıyorum, meminisi hatırlamak. Şimdi bizim cümlemizde non memini diyordu, hatırlamıyorum diyor memini hatırlamıyorum. Yani perfectum görünümlü presence anlamlı. Bu tür hatırlamak fiilleri, hatırlamak ve unutmak fiilleri ekseriyetle genetivus alırlar. Yani neyi hatırlıyorsanız veya hatırlamıyorsanız onu genetivusla söylersiniz. Ancak bu memini de özel bir durum var. Memini fiili zaten yazdık yukarıya. Artı akuzativus da olur. Artı genetivus da olur. Şöyle bir fark var. Ne zaman akusativusla birlikte kullanılır? Ne zaman genetivusla kullanılır? Daha çok bir kişinin e, kendisinin gördüğü, işittiği, öğrendiği bir şeyi e, veyahut deneyimlediği bir şeyi veyahut bir kimseyi veya kimseleri hatırladığında kişi Artı akuzativus yapabilir. Yani daha çok e, kişisel deneyimle ilgili ve kişilerle ilgili olarak. Yani hatırlıyorum, evet öyle bir şey var. Yani böyle bir şey duydum. Böyle bir şey görmüştüm. Böyle bir şey öğrenmiştim. Hatırlıyorum gibi bir kullanım. Da akuzativus tercih edilir. Genetivusta ise sevgili dostlar, daha çok... E, Yakın, nasıl söyleyeyim, daha e, özlemle diyelim. Özlemle anımsanan şeyler söz konusu olduğunda genetibus kullanılır. Birisi veya bir şey. Yani mesela özlediğiniz bir şeyi hatrınıza getiriyorsunuz. Aklınızdan çıkmıyor bir nevi. O zaman memini artı genetibusla kullanılır. Böyle çok ince bir ne derler fark var ikisi arasında bir nüans var dolayısıyla ikisini de görebilirsiniz ama memini artı geneti usta daha böyle özellikle bilhassa hatırlama bilhassa böyle yakın bir hisle yakın bir duyguyla hatırlama manası varken memini artı akuzatif usta biraz daha genel duyduğunuzu gördüğünüzü öğrendiğinizi ...hatırladığınız şeyi ifade edersiniz. Şimdi burada... ...dikkat ederseniz... ...Nomen non memini diyor. Yani Nomen patris non memini. Babanın adını hatır, e, hatırlamıyorum diyor. Kuam kuam tum audevi. İşitmiş olmama rağmen. Dolayısıyla burada akuzativus... ...olarak kullanılması. Nomen'in, nominis yerine Nomen'in tercih edilmesi... ...burada sıcak bir hatırlama olmadığını bize düşündürüyor. Yani bu adam evet böyle bir şey duydum diyor ya yani. böyle bir şey babanın e, adını duymuş olmama rağmen diye zaten orada imtiyaz yan cümlesi bulunuyor koam koamlı duymuş olmama rağmen şimdi yine de e, tamamen non -memin, hatırlamıyorum diyor. Yani burada sıcak bir hatırlama yok. Bu da aslında oyunun bir parçası olabilir Tales'in kurduğu. Yani böyle. E, ignotus çok önemsemeden bu konuyu anlatıyormuş gibi. Çünkü burada solona bir tuzak var. Şimdi onu anlayacağız zaten. Evet, bir sonraki cümlemize bakalım. "Set multilaudaban sapientiam, iustitiamque patris. Ancak diyor. Şimdi. Önceki cümleden biraz farklı bir şey söylenecek. Ancak multi laudaband, laudaband bizim yüklememiz değil mi? Laudo, laudare fiili met etmek, övmek anlamındaydı. Laudo, laudare, laudavi, laudatum, övmek, met etmek. Burada tabii imperfectum üçüncü çoğu kişi laudaman övüyorlardı diye çevirebiliriz. Multus multa multum sıfatı da ekseriyetle çoğul kullanılır. Ama burada isimleşmiş bir sıfatla karşı karşıyayız. Yani multiviri veya işte homines falan birçok insan falan değil. Sadece sıfatın kendisi kullanılmış. Şöyle düşünebiliriz. Birçokları bizim Türkçemizdeki gibi değil mi? Burada laudabantın öznesi maskulinum nominativus pluralis olarak multidir. Se multi laudabant. Ancak birçokları, birçok kişi övüyordu. Kimi övüyordu? Bize bir ne lazım? Akuzativus lazım. Öv, övülen şey. Sapientiam justitiamque patris. Patris yine genetivus singularis. Babanın sapientia bilgeliğini ve adaletini övüyorlardı. Burada e, bir e, isim tamlaması var. Sapientiam ve kue burada arada sanki et varmış gibi düşündürüyor değil mi? Justitiam kue patris. Babanın bilgeliğini ve adaletini birçokları övüyordu cümlemiz bu yani çocuk öldü ama çok önemli değil babasını övüyorlardı biraz şey gibi yani e, genç için değil de böyle önemli bir seçkin işte yukarıda dediği gibi değil mi seçkin ve iyi bir babanın oğlu olduğu için Filius Patris Claret Boni olduğu için Juvenis'in e, funusuna bu kadar üzülmüş Atinalılar biraz öyle bir izlenim ediniyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Yan verba ignoti solonem terrebant. Terrebant. Terreo terrere fiili. Terreo terrere terrui territum fiili korkutmak demektir. Korkutmak. Ve geçişli bir fiildir. Kimi korkutuyorsanız onu akuzativus yazmanız lazım. Terre band korkutuyorlardı. Terre band korkutuyorlardı. Tabi burada üçüncü çoğul band değil mi? Kimler korkutuyorlardı veya neler korkutuyorlardı? Bize ne lazım? Nominativus pluralis lazım. Bakıyoruz. Yam verba ignoti solonem. Verba nominativus pluralis gibi duruyor. Verbum verbinin nominativus pluralis. Verbum verbi nötrum sözler. Sözler korkutuyorlardı. Bir de ignoti var. Burada genetivus singularis değil mi? Yabancının sözleri. Tanınmayan adamın sözleri. Burada bir e, isim tanımlaması. Şöyle. Verba ignoti terrevan. Yabancı adamın sözleri, tanınmayan adamın sözleri korkutuyorlardı. Kimi Solonu, Solonem, Solonun akuzativus singularis. Ya da hali hazırda, mevcut durumda, şimdi diye çevirebileceğimiz bir sözcük. Hali hazırda yabancı adamın sözleri bu yukarıda söyledikleri solonu korkutuyordu. Tabii korkutuyorlardı demiyoruz artık Türkçe'de. Devam edelim. Şöyle. Neyle devam? Sarıyla devam edelim. Tandem. solonemne inkuit. Patrem juvenis vocaverunt. Tandem, solo nemne juvenis vocaverum. Burada bir soru var. Tandem sonunda en nihayetinde Inquit Şimdi burada Inquit'in öznesi kim yazılmamış. Bağlamdan anladığım kadarıyla burada şimdi ön, önce yani bir öncesinde. Ignotus yani yabancı adam konuştuğuna göre şimdi Solon konuşmalı değil mi? Solonem e, pa, e, Solonem ne patrem Juvenis vocaverunt. Vocaverunt. Voka, Vocovare fiili seslenmek, çağırmak, adıyla seslenmek, adını vermek anlamında da kullanılır. Vocaverunt adını verdiler, seslendiler. Solonem ne Solon adını mı verdiler? Solon diye mi çağırıyorlardı? şeklinde sorabileceğimiz bir soru ifadesi. Ne burada? Bizim Türkçedeki mimu gibi. Solon mu diyorlardı? Juvenis patrem. Gencin babasına. Yani gencin babasına Solon adıyla mı sesleniyorlardı? Diye soruyor burada. E, soran kişi. Ki o soran da Solon. Yani Solon ben yurt dışı, e, yurt dışı tabii yurt dışı denilebilir. Atina dışındayım. Ekstra Grecia, Yunanistan'ın dışındayım. Şey diyeyim, Miletos'tayım. E, memleketim Adina'da bir genç ölmüş. Babası da yurt dışındaymış. Hem de seçkin bir adammış bu. iyi bir adammış. Ulan bu ben olabilir miyim? Benim oğlum mu öldü acaba? diye bir paniğe kapılıyor. Dolayısıyla gencin babasını e, Solon adıyla mı çağırıyorlardı diye soruyor. Respondit burada e, karşısındaki ignotus cevap verdi diyor. Solonem vokaverun. Burada evet yok ama evet'i ben ekliyorum. Evet. Solon adıyla çağırıyorlardı. Babasına Solon diyorlardı. Diyor. Maalesef. E, burada bakın akuzativus singularis bu arada. Voka voka re, fiili geçişli olduğu için. Yani burada Solon'un e, acı gerçeğini, acı gerçeği öğrendiğini görüyoruz. Yani. Kendi oğlu ölmüş. En azından aktarılan bilgi ee, Ignotus tarafından böyle. Evet. Bu paragrafta bu şekilde bitti. Şuraları silebiliriz. Sizler tabi defterinizden silmiyorsunuz değil mi ben silince? Bu espriyi bir hoca yapardı lisede. Ben tahtı da siliyorum. Siz de umarım defterinizde silmiyorsunuz derdi. <laughs> Bakalım ne varmış. Burada bitiyor galiba. Evet burada bitiyor zaten burada nihayete erdirelim. Bu da bu arada bu metin Plutarkos'un Solon'un Yaşamı adlı eserin 6. bölümünden derlenmiş. Bakalım ne var ne yok. Tum pater miser prope insanus dextra sinistra que caput tundebat et mais factitiam demonstrabat verbis factisque. Tum pater miser prope insanus. Evet, bakıyoruz dextra sinistra que caput tundebat. Bir tane yüklem gözümüze çarptı. Tundebat, imperfectum zamanda. Et maestitiam demonstrabat. İki tane yüklemimiz var. Burada tundo Tundere, tutudi tulsuz veya tuzsuz. Tabii bunu supinum umla da yazabiliriz. Fark etmez. Tunsum veya tussum olur. Bu tundotundere fiili dövmek demek arkadaşlar. Dövmek. Vurmak. Böyle bir yumrukla kendine vurmak gibi aslında. Bunun üzerine tum Zavallı baba, paterniser, şöyle gösterelim, paterniser, zavallı adam dövüyordu. Neyi dövüyordu? Bize bir şey lazım. E, Akuzativus singularis lazım çünkü tunda tundere fiili, geçişli bir fiil. Kaput bat. kafasını dövüyordu, başını dövüyordu. Tabi burada kendi kafasını demiyor ama başkasının kafası olsa onun başkasının kafası derdi. Kafasını dövüyor. Böyle kimin kafası olduğu söylenmediğinde kendisidir kastedilen. Dextra sinistra kue var. Şimdi bunlar bu aslında bir kalıptır. Yani sağ ve sol eliyle anlamında bir kalıptır. Dextra sinistra kue. Ama biz açıklayalım neden böyle yazılmış. Şimdi bir kere dexter, dextra, dextrum sağ demektir sıfat olarak. Sinister, sinistra, sinistrum ise sol demektir. Şöyle gösterelim. Sağ ve sol. Şimdi burada sanki e, manus ismi varmış gibi düşünülür. Yani bu aslında sıfatlar yanında el anlamındaki manus olmasa da manus manus dördüncü çekimden bir isim femininum el demektir. Sağ ve sol eliyle. Dextra ve sin dextra, sinistra, ablativus ikisi de manustan ötürü femininum ve singularis sağ ve sol eliyle başını tundeye bat dövüyordu diyor. Buradaki de dextra ve sinistra ...Kuye'nin tekrar söylüyorum yanında Manus'un ablativus singularisi varmış gibi yapıldığını, isimleşmiş sıfat olduğunu unutmayalım. Dextra sinistraque manu. Aslında manu var orada, gizli bir manu. Ama kalıp halinde Romalılar böyle kullanıyorlar. Tek başına dextra, tek başına sinistra da kullanılır. Tek, tabii bunu sadece ablativus halde kullanmak zorunda değiliz değişik hallerde de kullanabiliriz. Sağ el ve sol el olarak. Burada ablativus lazım bize. Çünkü alet ablativusu bu. Başını neyle dövdüğünü söylüyor. Bir de prope insanus var burada. Şimdi prope sevgili dostlar burada zarf. Yani insanusla birlikte. Bizim Türkçedeki bir kullanıma çok benziyor prope. Zaten aynı anlamda neredeyse diye çevirebileceğimiz bir yapı. Neredeyse insanus olmuş olan pater miser. Neredeyse insanus yani insanus nedir? Sanus olmayan. Sanus sağlıklı, insanus sağlıklı değil. İnsanus, insana, insanın. Bu sağlıklı olmayan. Yani delirmiş. Yani bu nedir sağlıklı olmayan? Şöyle altına yazalım sağlıklı olmayan, deli, aklını kaybetmiş, aklını yitirmiş, delirmiş diyelim. Şimdi fiziksel ve mental açıdan sağlıklı olunmadığında insan sıfatı kullanılabilir. Neredeyse delirmiş halde olan prope insan. Bunun üzerine zavallı baba neredeyse delirmiş bir halde e, delirmiş biri olarak Dextra sinistre koya, sağ ve sol eliyle kaput tundaya kafasını dövüyordu. Et maestitiam demonstrabat. Demonstro demonstrare göstermek demek. Demonstro demonstrare demonstravi demonstratum. Göstermek. Burada yine batı gördüğümüz için imperfectum zaman bambas bat bambus bat gösteriyordu. Neyi gösteriyordu? Maistitia. Maistitia femininun birinci çekimden bir isim. Üzüntü, keder. Üzüntüsünü, kederini gösteriyordu, açık ediyordu. Bir de burada verbis factisque var sevgili dostlar. Şöyle işaretleyelim. Verbis factisque Tıpkı de sinistra kue gibi. Burada e, verbum söz demiştik. Verbum verbi. Evet. Bir de faktum var. Faktum fakti. Bu da cinsiz. Bu da yine burada karşımıza gelmiş. Dikkat ederseniz verbis faktis kue. Yani e, bu ablativus pluralistir bunlar. Ve yine alet tablatı olsun. Ver biz faktis sözleriyle ve eylemleriyle yaptıklarıyla faktum iş eylem anlamında. Verbis biz faktis sözleriyle ve eylemleriyle demonstrabat maistidiam üzüntüsünü gösteriyordu. Verbis biz faktis kuye alet tablattı burada kuzativus femininum singularistir. Evet. Sonraki cümleye bakalım. Tandem tales risit. Evet. Propter hoc solon ait. Uxorem ducere et liberos habere non cupio. Şimdi Tandem bunun üzerine en nihayetinde bu olay üzerine Tales Risit diyor. Şimdi Tales de orada Solon kendini parçalarken Miletos'ta oğlum öldü diyerek Rideo, Ridere, Risi, Risum. Bu gülmek demek arkadaşlar. Gülmek, kahkaha atmak, gülümsemek. Hatta alay etmek anlamı da vardır. Gülerek alay etmek. Reisit dediğine göre perfectum gövde. Üçüncü tekil kişi. Bunun üzerine Thales güldü. Alay etti de denilebilir ama güldü diyelim. Thales de çok acımasız yani. Değil mi? Solunun o aciz durumundan yararlanıyor. Ama orada bir ders vermek istiyor Solun. Thales güldü. Ve et Propter hoc solon bu yüzden solon propter artı akuzativus den dolayıydı. Hik hayek hukun burada. Hik hayek hukun burada. Akuzativus e, neutrum singularis olduğunu hokun. Akuzativus neutrum singularis. Bundan dolayı. Bak Türkçedeki kullanıma çok benziyor. Biz biz de Türkçede değil mi? İşte bundan dolayı bunu yapıyorum. Bundan dolayı öyle yapmadım. Bundan dolayı öyle söylemedim. Yani Latince ile Türkçe bazen o kadar çok birbirine benziyor ki, o kadar yakınsıyor ki anlamsal olarak çok hayret ediyorum diyelim. Yani bu kadar söyleyeyim sadece. Propter hoc bundan dolayı solon ay dedi. uksorem du kere. Et liberos habere non cupio. Non cupio. İstemiyorum. Ya onunla birlikte zaten yukarıda vardı. Bu cupere fiiliyle infinitivus kullanılır. Buradaki infinitivuslarımız. kere ve habere. Uxorem kere Bir eş edinmeyi istemiyorum. Evlenmeyi ve liberos habere. Çocuk sahibi olmayı istemiyorum. Yani senin... Bak çocuğunu kaybettiğinde ne kadar üzüldüğünü görüyorum. Ne kadar bilge bir adamsın. Senin gibi bir adam bile çocuğunu kaybettiğinde ne kadar üzülüyor. İşte ben bu yüzden çocuğumu kaybettiğinde üzülmeyeyim diye evlenmiyorum ve çocuk sahibi olmuyorum demeye getiriyor. Evet. <laughs> set ama şimdi Tales'in konuşması devam ediyor. Ama nolitimere nolitimere Burada bir modus imperativus var arkadaşlar. Modus imperativus yani emir kipi ama olumsuz. Noli ve nolite sözcüklerini emir kipi derslerinde görmüşsünüzdür. Artı infinitivusla kullanılır. İkinci tekil ve ikinci çoğul. Yani noli timere, timeo timere fiili, timeo timere timui fiili korkmak demekti. Noli timere korkmak. Birden fazla kişiye korkmayın diyecekseniz nolite timere diyeceksiniz. Korkmayın. Noli artı infinitivus. Şimdi nolite timere ama korkma. Verba sunt falsa. Gerçeği burada açık ediyor. Verba ignoti sunt falsa. Falsus falsa falsum sıfatı var burada. Yanlış veya sahte. Gerçek dışı. Ignoti verba, yabancı adamın tanımadığın bu adamın sözleri falsadır, falsuslardan oluşmaktadır. <laughs> yani yanlıştır, yalandır, yalan, sahte. Bu bizim oyunumuz diyor yani. Yabancı adamın sözleri sahtedir, yanlıştır, gerçek dışıdır, gerçek değil. Denilebilir. Burada sunt yani olmak fiilinin zaman üçüncü çoğul kişisi kullanılmış. Neden? Verba burada. Çoğul çünkü. Verba ikna Sunt, falsa. Burada verba ve falsanın nötrum e, nominativus pluralis olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet. Solo'nun başına gelen e, onun için üzüntülü kederli bir öykü gerçekten yaşandıysa tabii ki ama Tales'in neden e, evlenmediğini ve çocuk sahibi olmadığını anladığımız hikmetli bir öykü diyelim. Bunu e, kolay e, Latince metinler serimizin e, bu bölümünde işlemiş olduk arkadaşlar. Evet e, son olarak kanalımıza şunu kapatalım destek olan dostlarımızın adını anarak yayını kapatmak istiyorum evet kanalımıza destek veren dostlarımıza teşekkür ederiz kimler bunlar Arda Karagöz Mahmut Uçum Şeyda Hanım Hiko Seyro Hüseyin Bey e, Hüseyin de, Ahmet Güner, Melisa Sena, Erdinç Sezer, Mehmet Güleç, Gökdeniz Akdoğan, Werner Molders, Mustafa Çetinbaş, Konur Dülger kardeşimiz, Morbius, Muhammed Salih Kıplas, Mercani İlker Gürer, Umut Üzgün, Timur Yıldız, Abidin Dicle, Mustafa Yıldırım, Kerem Karakaya, Ertan Öztürk, Selin Osepyan, Bilge Gündüz, Onat Şahin, Mehmet Naci, Ulaş, Barış İnan, Erkan Gören, Serkan S, Pınar Hanım, Ufuk Erdal, Abdurrahman Onur, Deniz Kayalar, Gökhan Güler, Serhat Öz, Filiz Can, Oğuz Albayrak, Sema, Bakacak, Recep Işık, Füsun G ve Bağış Alper Kovan kanalımıza destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum ve umarım bu yayınlar faydalı oluyordur bir sonraki yayında görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.